Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet, bugün size yine iğneden tığa bir model tarif edeceğim. Bakın, yapraklar arasında sümbül ve aralarında da küçük kirpiklerimiz var. Bunu size tığa çevirdim. Evet, tığa çevirmiş olduğum modelim de bakın bu şekilde oldu. Şöyle sümbülümüz bu şekilde sizler için hazırladım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Sümbülün kendi rengiyle de yaptım. Mor sümbüllerimiz. Şöyle bir tane sizle ters olanını yapacağım. Yani içini eflatun, dışını koyu mor renkle yapacağım. Aralarında da bu şekilde küçük kirpikler koydum. Sık olmasın diye. Orada da aynen bu şekildeydi. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik ve iki defa tığımı doluyorum. Bir tane tığ battı bırakıp ikinci tığ battığımızın içine girip şöyle 1 2 2 2 4 seferde bu şekilde arasında bir tane tığ battı olan bir trabzan hazırladık. Yaprağımız için yuva olacak. 2 zincir çekerek şöyle yaprağımıza başlayalım. Bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. Bir defa tığımı doluyorum. Yine aynı trabzanın arasından girip 3 seferde 1 2 2. Bu şekilde yavaş yavaş yaprağımızın boyutunu büyütüyoruz. 2 defa tığımı doluyorum. Trabzanımın arasına girdim. Şöyle 2 2 ve 2. 4 tane trabzan yaptık. 5. trabzan için yine 2 defa doluyorum. Trabzanın arasına girdim. 1 2 2 ve 2. Hemen 4 tane zincir çekiyorum. Son yaptığım trabzanımın arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum buraya. Bu birinci sık iğnem. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. Bu yaptığım trabzanın içine de girip 7. sık iğnemi bu şekilde burada kapatıyorum. Evet, yaprağımızı yaptık. Yaprağımızın yapılış işlemi bu kadar ve 3 tane zincir çekiyorum dibine. Bakın, altta da bir zincir yani bir sık iğne. Toplam 4 tane zincirimiz olmuş oluyor. Bir defa tığımı doluyorum. Hemen trabzana girip şöyle 2 2 alarak bir trabzan yaptım. Buraya şimdi zincir halkası yapacağız. 4 zincir. Bir defa doluyorum. Ve buradaki trabzanın arasına şöyle ortadan kapatırsak şöyle daha net gözükür. Bu şekilde ortadan kapatırsak daha güzel zincir halkalarımız oluşuyor. Şöyle bir kaldırayım arkadaşlar. Evet. Şimdi daha net. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa doluyorum ve trabzanın arasına giriyorum. Bu trabzanı yaparken ortaya doğru, trabzanın ortasına doğru bu şekilde 2 2 alarak trabzan yaparsak bu zincir halkalarımız daha güzel duruyor. Buraya 6 tane zincir çekiyorum. Ve trabzanımı aralayıp sık iğne ile sabitliyorum. Buraya 6 zincirden bir tane yuva yaptım ve 3 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. Bakın. Muhakkak sık iğne ile yaptık ya, yeni başladığımız için 3 zincir. Burada da 3 zincir. İlk başlarken hep 3 zincir. Bunu unutmayın. Eğer sizinki bollaşmıyorsa, daha büyük olmuyorsa arkadaşlar sorun değil. Ama başlama zincirlerimiz dibinde sık iğne olduğu için 3 zincir, diğerleri 4 zincir. Bir defa doluyorum. Hemen trabzanımı şöyle öne doğru, bakın trabzanın ortasına doğru bağlarsanız şöyle zincir halkalarınız daha güzel duruyor. 4 zincir, bir defa doladım. Yine trabzanımın ortasından bağlayacağım. Şöyle 2, şöyle 2. Halka gibi şöyle çok hoş duruyor. Evet, 3 tane yapıyoruz. Şöyle tepesine de 6 zincirden yuva yaptık. Şimdi bunu 5. tığ battımın içine kapatacağız. Sayalım. 1, 2, 3, 4 ve 5.
5. tığ battının içine yaptığımız bu zincir halkasını sık iğne ile sabitledik. Bu kadar arkadaşlar. Tekrar bir tane daha yapalım. 2 defa tığımı doluyorum. Şöyle dibine bir tane zincir çekin ki tümseklik oluşsun. 2 defa tığımı doladım. 1, 2. tığ battıya girdim. Şöyle 1, 2, 2 ve 2. Bakın 4 seferde aldığım bir trabzan. Şöyle dibine 2 zincir çekiyorum. 1 defa doladım. Hemen trabzanımın arasına girip 2, 2 aldım. 1 defa tığımı doluyorum. Trabzan arasına girip 1, 2, 2, 3. 2 defa doladım. Hemen trabzanımın arasına girdim. 2, 2 ve 2. 2 defa doluyorum. Trabzanın arasına girip 1, 2, 2, 2. Bakın 5. trabzanı yaptık. 5. trabzanda 4 zincir ve trabzanı aralayıp sabitledim. Geriye kalan kısmı 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yaprağımı hazırladım. Hemen geri kalan bakın bu trabzanın içine zincir halkası yapacağız. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 defa tığımı doladım. Trabzanımın içine girip şöyle 2, 2 alarak ilk zincir halkamı yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. 1 defa doluyorum. Şöyle şu şekil net görünsün. Trabzanın arasına girip şöyle ortaya doğru kapatırsak bakın. Çok güzel halkamız oluyor. 4 zincir 1 defa doladım. Ben trabzanı şöyle 2, şöyle 2 alarak 3. zincir halkamı yaptım. 6 zincir. 3 zincir, 3 zincir halkasından sonra 6 zinciri bu sümbüllerimiz için veya da yapacağımız bu kirpikler için yuva olarak hazırlıyoruz. Hemen 3 zincir çekiyorum. Bakın. Her sık iğneden sonra yeni başlarken bu şekilde yapıyorum. 3 zincir. Bu püf noktasına dikkat ederseniz bu şekilde hazır. 1 2 3 4 zincir bir defa doladım. Bu trabzanı aralayıp şöyle 2 şöyle 2 alarak bakın ortaya doğru kapatıyorum. 4 zincir bir defa doladım. Trabzanı 2 2 olarak yaptım. Şöyle daha net gözüksün. Şimdi bunu sık iğne ile 5. tığ battıya kapatalım. Sayalım 1 2 3 4 5. 5. tığ battığımızın içine yaptığımız bu yuvayı zincir halkasını kapattık. Şimdi yine 2 defa tığımı dolayıp bir tane bırakıp şöyle 1 2 2 ve 2. Evet, aynı şekilde aynı işlem, fazla uzatmaya gerek yok. Yaprak yapılacak ve aynı trabzanın dibinden de bu zincir halkası bu şekilde yapılıp çimenleri devam edecek. Evet, şimdi bir sümbülümüzün yapılışına geçelim. Evet, sümbülümüzün yapılışına başlayalım. Bu ortadaki 6 zincirli yeşil yuvanın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. 2 tane zincir. Yeşil yuvanın içine girdim. Sabitledim. 2 zincir. Yeşil yuvanın içine girip sabitledim. 2 zincir. Yeşil yuvanın içine girip bu şekilde sabitledim. 3 tane 2 zincirden yuvayı yaptık. Şöyle bir zincirden döndüm. İlk yuvamızın içine sık iğne ile dönüş yaptım. 1, 2, 3 zincir. 3 zincirimi ortadaki yuvamızın içine buraya sabitliyorum. Ve 3 zincir. Sık iğne ile sabitleyip bakın ortadaki yuvayı çoğaltma işlemi yaptım. Aynı yere tekrar 3 zincirle kapattım. 3 zincir
Hemen bu üçüncü yuvamın içine sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bir zincirle dönüş yaptım. Köşeye hemen sık iğne ile sabitledim. 4 zincir. Sık iğne ile sabitliyorum. Bakın 2, 3 ve 4. 1, 2, 3 zincir. Ortadaki yuvaya tekrar 3 zincirden bir yuva yaptım. Ortadaki yuva sabit, sonuna kadar bu şekilde gidecek. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen şöyle köşeye sık iğnenin dibine sabitliyorum. Bir zincirle dönüşümü yaptım. Dibine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Hemen ortaya sık iğne ile sabitledim. Şimdi arkadaşlar ortada kirpik olacağı için artık bu 3 zincir işlemini bozuyorum. Buraya 4 zincir çekip 5 de çekebilirsiniz. Kirpik yapacağız çünkü arkadaşlar 3 zincire kirpiklerimiz sığmaz. Yine 5 zincir. Dibine sık iğnenin tam köşe noktasına sabitliyorum. Bir zincirle düz yüzüne döndüm. Hemen sık iğne ile buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğnenin dibine 3 tane 5 zincirden bu şekilde kirpik yapalım. 5 zincir sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Dibine sabitledim. Hemen dibine bir sık iğne. Başında bir sık iğne 3 kirpiğin, sonunda bir sık iğne olacak muhakkak. Ortadaki yuvamızın içine de sık iğne ile ipimizi sabitledim. Aynı şekilde 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 olmuş. Bazen arkadaşlar sizlerle konuşurken zincir sayısını unutuyorum. Tekrar sayalım diye beraber bakıyorum. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya yuvaya kapattım ikinci kirpiğimi. Yine 5 zincir. Hemen dibine sabitliyorum. Bunun da dibine arkadaşlar bir tane sık iğne. Bakın zaten sık iğne ile yuvaya geçiş yapmıştık. Dibine de sık iğne. Diğer yuvaya da sık iğne ile geçiş. Bu sık iğneler önemli arkadaşlar. Kenar kontürünü giderken sık iğnelerin olması lazım. Bakın burada da 2 tane. Bu tarafta inerken de 2 tane sık iğnemiz var. 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. Tekrar 5 zincir. Şöyle bakın yuvamızın içine kapatalım. Dibine koparmadan önce muhakkak bir sık iğne. Çünkü bu dönüşte de sık iğne yapmıştık. Bitişte de muhakkak bir sık iğnemiz olacak. Evet, bir zinciri de çekip koparalım. Bu bir zincir de önemli, sökülmemesini sağlıyor. Evet, sümbülümüz bu kadar arkadaşlar. Bakın çok güzel böyle minnak bir sümbül hazırladım size. Şöyle. Şimdi iplerimi temizleyip şöyle koyu rengi alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kenar kontürü için direkt bakın bu yeşil yuvamızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz. 1 2 zincir. 2 zincirimizi şöyle ilk yuvamızın içinden girip sabitleyelim. 1 2 zincir. Bakın yuvalarını şöyle aralarına girerek bu şekilde kontür çekelim. 2 zincir. Sıradaki yuvaya geçiş yapıyorum. 1 2 zincir. Geçişimizi yapalım. Bakın bu şekilde. 5 zincir.
Bu kirpiğimizi tam ortasından aralayıp kapattım. İki zincir kapatıyorum. İki zincir kapatıyorum. Kenarlarına iki zincir, sadece şu tümseklikte 5 zincir çekiyorum. Burada 4 zincir. Denedim öbür şeyde arkadaşlar, 5 biraz kalın düştü. O yüzden bakın, bu sık iğne önemli demiştim ya, hani sık iğnemizin tam ortasına bu şekilde kapattım. Bakın şurası aradaki geçiş sık iğnesi. Yine 4 zincir. Kirpiğimizi aralayalım. Kapatalım. 2 zincir. Şöyle bismillah. Kapatıyoruz. 2 zincir. Kapattık. 4 zincir. Buradaki aradaki, bakın, bu sık iğnenin tam ortasından girip 4 zincirimi kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar 2 zincir. Tüm kirpikleri bitirdik. Aşağıya yine 5 zincirle iniyorum. Bakın, tıpkı bu köşede olduğu gibi aşağı iniş köşemizde bu şekilde 5 zincirle tam iyi geliyor arkadaşlar. 1, 2 zincir. Şimdi ikişer zincirle tüm yuvalara girerek aşağı kadar ineceğim. 2 zincir. Yuvamın içine girip sabitledim. 1, 2 zincir. Hemen yuvanın içine girip sabitliyorum. 1, 2 zincir. Yeşil yuvaya da girip şöyle son olarak kapattım. Dibine de bir tane zinciri çekelim. Şöyle dibinden minnak bir pay bırakıp kopardım. Evet arkadaşlar, bakın sümbülümüz kalıp gibi şöyle çok güzel bir sümbül oldu. Şimdi kirpiği yapalım diyeceğim ama onu açık renkte sıra. Hemen eflatunu alıp geliyorum arkadaşlar. Evet. Bir kirpik, bir sümbül, bir kirpik, bir sümbül derken arkadaşlar, yine bu yuvamıza da kirpik yapılışını göstereceğim. 6 zincirli yeşil yuvanın şöyle içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım. Bu şekilde yine 5 zincir kapatıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım. 3 olmuş. 5 zincir kapatıyorum. Bu 6 zincirli yeşil yuvaya. Yeşil yuvanın içine kapatıyorum. Dibine de bir tane zincir çekiyorum. Ve ipimi kopardım. Evet. Kirpiklerimiz de bu şekil oluyor arkadaşlar. Hemen bu iplerimi temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle sallantılı halini bakın, istediğim çok hoş, çok güzel bir duruşu oldu sümbüllerimizin. Evet, şöyle yakın plan tutayım. Ütüye de giden bir model oldu arkadaşlar. Şöyle bozulacak, kırışacak, zor bir ütüsü olan, şöyle hep de zincirden olduğu için kalıp gibi de bir model oldu. Evet. Hani bazen ara ara size söylüyorum arkadaşlar ama hani iğnede ne varsa aynısı tığda da var. Hatta arkadaşlar şu arasına hani tonlama yaptığımız bu kirpikleri sarıdan dahi yapıp böyle hani bu patlatma işini, daha böyle renk işini yapabilirsiniz. Onları sarıdan bile şimdi aklıma geldi, açık Karadenizlilik serde var. Bakın bu şekilde. Evet. Modelimin yapılışı çok da kolay, tüm noktalarıyla gösterdim. Zincir sayılarına riayet ederek yaparsanız bu şekilde kalıp gibi hoş,
Minnak yaptım bir de. Sizler için büyük, çok büyük oluyor diyorsunuz diye. En küçük boyutuna da zincir sayısını azaltarak yaptım. Evet arkadaşlar, modelim bu. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.